Sen de bu işin içindesin değil mi? Hepiniz bir araya geldiniz, Gendal'ı alt etmeye çalışıyınız. Yani öyle sanıyınız. Bunun bir önemi yok. Şimdi sizi dışarıya çıkartacağım. Üzerinize atılan suç oluşmadı. Murat yaşıyor. Eğer başarabilirsem yarın akşama kadar evde olursunuz. Murat'ın istediklerini yerine getireceğinizden şüphem yok. Gerçi bunu dışarıda kendinizle konuşursunuz. Konuşacağız. Hepiniz de tek tek konuşacağız avukat hanım. Merak etme. Yapın bakalım planınızı. Gendal'ın da kendine göre planları vardır elbet. Cemal Bey. Kendal Bey'le görüştüm. Tamam. Ne yap ne et Kendal'ı çıkar. Murat'ın isteği bu. Neler olacak hep beraber göreceğiz bakalım. Salman Bey. Murat Bey avluda. Tamam. Sana söylemiştim Murat. Soracaklar. Ve cevap isteyecekler. Ki bu onların en doğal hakkı. Ortaya çıkarsam herkesin hayatı alt üst olur demiştim. Şimdi olmadı mı? Başka çarem mi vardı? Çok zamanım kalmadı. Bir an önce Kendal'ı çıkartmamız lazım. Bir an önce gereken talimatları vermemiz lazım. Sonra? Sonra? Sonra Murat? Onlara söyleyecek misin? Bilmiyorum. İlk kez ne yapmam gerektiğini bilmiyorum gerçekten. İyi misin Murat? İyiyim, iyiyim. Bir kendini hatırlattı. Elif aradı. Savcıyla görüşmüş. Kendal'ı çıkartıyorlarmış. Savcı iddianameyi rafa kaldırdı. Arabaya binin Kendal Bey. Nereye? Sadece binin. Alo. Kendal Bey'i çıkardım. Geliyoruz. Ne diyeceksin? Peki. Ebru'dan, çocuklarımdan uzak duracaksın. Her halde karışmayacaksın. Ne Ebru'ya, ne parana, ne meleğin okuluna. Hiçbirine karışmayacaksın. Kimsenin önünü kesmeyeceksin. Herkes ne yapmak istiyorsa yapacak. Anlaşıldı mı? Baran'ı söyleyeceğim mi? Artık çok geç. Her şey için çok geç.
Ne için çok geç? Gece sen gidip biraz dinlesen iyi olur. İyi gözükmüyorsun. Fırat, ben de diyeyim ama dinlemiyor. Ana, hadi ben seni odana götüreyim. Yok Melek, duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ben burada oturacağım, ısrar etmeyin. İyiyim ben. Ben gideyim o zaman. Gidip Murat'ı göreyim. Fırat, Ebru nerede? Benim orada. Biraz yalnız kalmak istedi. Kolay değil tabii. Sen yine de biraz dinlen teyze. Fırat, sen merak etme. Biz anamın yanındayız. Ben Ebru için, Melek için, hatta Narin için bir paylaşım yaptım. Nasıl kendinden bu kadar emin olabileyim? Ya yok dersen? Arkadaşları hatırladınız mı Kendal Bey? Ebru Hanım'ın fıstıklarını yakmam için, sonra da ona saldırmam için bana emir verdi. Yapmazsam beni öldürteceğini söyledi. Kundaklamaya azmettirmek. Bana da Ebru Hanım'a saldırmamı söyledi. Çocuğu kaçırıp evime koydular. Dosya hayli kabarık. Recep Bey'den bahsetmiyorum bile. Sebep sensin. Her şey böyle başladı. Hala nasıl yapamayacağımı söyleyebiliyorsun. Bu hainlik değil. Bir anlaşma. İmzala. Korkma. Kimseye bir şey söylemedim. Beni öldürmeye çalıştığını da söylemedim. Eğer söyleseydim, o konaktan içeriye bir adım bile atmaya yüzün olmazdı. Hadi imzala. Hadi imzala artık şunu. Oldu mu? Neden yapayım bunu? Nasıl olsa buradasın artık. Neden çekip gideceğimmiş gibi malları paylaştırayım ha? Yoksa her zamanki gibi kaçıp gideceğim mi? Söylesene. Murat, cevap versene.
Neyin hazırlığı bu? Ölüyorum ben. Senin yüzünden. Ne saçmalıyorsun? Sana ameliyat olduğumu söylemiştim. Senin vurmaların sonucunda beyin kanaması geçirmiş. Riskli bir bölgede kan patısı oluşmuş. Temizleyemediler. Ölüyorum be. Çok zamanım kalmadı. Bu yüzden karşınıza çıkmadım. Sevdiklerimi ikinci kez acı yaşatmamak için. Ölümümü çoktan kabullenmişler. Mahkeme günü paranın seni vurmak için silah alıp geldiğini anladığımda ip koptu. Anladın mı? Teyzem oğlum, gözün aydın. Murat kardeşim geldi. Ne ortlak görmüş gibisin. Hoş geldin desene, sarılsana ya. Fırat, ağzını bıçak açmayın. Hayırdır, çok mu sevindin? Kendal. Ne oldu Deyzem oğlu? Deyzem kızı, sen ne diyeyim? Madem sırrın sahibi herkes burada, madem iş hesap kitap durumuna geldi, Baran'ı da söylesek de toptan kurtulsak mı? Kendal nerede? Fabrikada. Oğlum. Oğlun eve döndü ana. Kendal neden böyle yapayım? Ne yapıyorum güzel ana? De hele. Oğlum, az daha seni öldürecektim. Kendimi öldürecektim. Neden Murat'ın yaşadığını demedin sen bana? Ah güzel anam beni. Ah. Murat çıkıp geldi. Elini kolunu sallayarak. Ondan alamadığın cevapları bana mı sorayım? Eve gel Kendal. Bu ev sensiz olmaz. Ben ne de olmayayım ana. Kendal yüreğime indirme yeter. Oğlunla hasret gider ana. Sen ne yapacaksın? Koşacağım ana. Sadece koşacağım. Yakalamak için mi, kaçmak için mi, nedenini bilmeden koşacağım. Thank you.
Bitti ha Murat. Çıkıp geldin yine kahraman oldun. Yine Gendal kötü. Ama sen o kadar iyisin ki sağ olmayacak işi yapmış kardeşini bile affettin. Doğru ya, affetmek büyüklüktür. Öyle ya, sen büyüksün, güçlüsün. Ama dur bakalım, bundan sonra neler olacak onu bir Allah bilir. Öyle değil mi Murat? Sen şimdi paşalık günlerini yaşa bakalım. Ama Gendal'ı da hafife alma sakın. Sakın. Sen Deyzem oğlum, Ebru'ya abayı yaktın. Ama bacın için, baran için sustun, susmadın. Ebru'nun gözlerinin içine baka baka sustun. Bugüne kadar ne yaptın, ne ettin, her şeyi başkasının üzerine attın Kendal. Ama bu sefer böyle olmayacak. Alo. Neredesin Kendal? Ne var gece gece? Kendal neredesin? Neden? Geleceğim oraya konuşacağız. Ne konuşacağız Deyzem oğlu? De hele. Yaptıklarını. Murat geldi diye. Üzgünsün anlayayım. Böyledir işte. Film gibi değil mi Deyzem oğlu? Esas oğlan gelir, film biter. Bize de alkışlamak düşer. Neredesin lan? Fabrikadayım, gel. Gel de eşeğini dövenmeyen Semer'in döver hesabı yüklen bana. Alayınız bana çalışın. Gendal da boş durmaz elbet. Gelin ulan, hepiniz gelin, hepiniz benden hesap sorun. Gendal'ın da hesap soracağı gün yakındır. Gelin ulan, üçer beşer gelin. Haklı hukuklu gibi gönüllerinizi rahatlatmak için yüklenin bağlı. Ama Gendal'ın da bildikleri var. Gendal'ın bildikleri hepinizi ipe götürür ulan. Bunu niye hesaplamayınız ha? Sen de gel. Sen de gel bağlı Murat. Bir kağıda imza çaktırmakla bir şey kazanamayacağını sen de göreceksin. Hayır. Kendal! Kendal! Kimleri göreyim? Bana söylediklerin hesabını vereceksin Kendal. Söylediğim mi? Hangi söyledi? Hangisi yanlıştı ki? Senin Ebru'ya abayı yakışın mı? Yoksa bacın canına kıymasın diye baran mevzusunda susuş mu? Hangisi yanlıştı ki hesap vereyim? Ne o Deyzem oğlu? Esas oğlan geri geldi. Sen de ben de taca çıktık. Anamın biricik evladı döndü, ben taca. Ebru'nun kocası döndü, sen taca. Demek birbirimizden ne kadar farklı da olsak gördüğümüz muamele aynı. Hop! Sil geçsin Gendal'ı. Hop! Sil geçsin Fırat'ı. Ne diyeyim bu işe? Sen neye yanayım ben bileyim. Herkes de bileyim. Peki ben neye yanayım bileyim mi? Ben Baran'ı çok sevdim be Deyzem oğlum. Ben Baran'ı kaybettim. Baran'ı o kadar çok sevdim ki hem de babasından çok. Oğlum bildim. Şimdi ne anamın tavrı, ne katil bilinmem. Ne de
Murad'ın beni affederek birinci olmaz. Ben bu başıyı da kaybettim. Sen şimdi dövün dur abi. Murat geri geldi. Olacağı varsa da olmaz bu sevda. Ne uçkuruna düşkün adammışsın. Ne diyorsun lan sen? Lan! Ne diyorsun lan?